İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Ban kaçacağı tekneyi Taşkesenlioğlu'nun parasıyla almış. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban 27 Ağustos'ta Twitter'da şunları yazdı. Boşalma davası ile ilgili gizlilik kararı ve tweet yasağı vardır. Konuyla ilgili bilgiler Türk adaletine saygımdan dolayı mahkeme dilekçemde yer alacaktır. Dilekçe verildiği gün tüm kamuoyuna mal olacaktır dilekçenizi gönderebilir misiniz diye sordum. Hazırlayınca tabii ki şeklinde yanıt verdi. Ertesi gün oldu 28 Ağustos. Köşe yazımda yanıt hakkına yer vermek üzere bana telefonla aradım. Açmadı. Whatsapp'tan dönebilirseniz sevinirim diye yazdım. Mesajı görmesine rağmen yanıt vermedi. Oysa ki telefon numaram kendisinde kayıtlıydı. Bu sessizliğe anlam veremedim. Meğer aynı saatlerde yoldaymış ve Yunanistan'a kaçıyormuş. İddiaya göre başkasına ait araçla dağ yollarından dolanarak Muğla'ya ulaşmaya çalışıyormuş. Amacı Bodrum'daki Betina adlı yatıyla denize açılmakmış. 4.5 milyon avroluk tekne. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde profesör olan ban akademisyen maaşıyla nasıl tekne alabildi? eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun 18 Ağustos'ta Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu boşanma davasının dilekçesinde servetin kaynağı açıklanıyor. Taşkesenlioğlu, Ban'ın kendisinden aldığı parayla bu tekneye sahip olduğunu öne sürüyor. Taşkesenlioğlu'nun iddiasına göre Ban, ilkin 750 bin liraya bir tekne almış. Daha sonra tekneyi satarak 4 milyon 500 bin avro karşılığında Betina adlı tekneye sahip olmuş. Yaklaşık 82,5 milyon liralık bir servetten söz ediyoruz. Dilekçe'de tekneye ilişkin şu bilgiler yer alıyor. Davalı koca evlilik birliği içinde müvekkilinden aldığı parayla müvekkilin tüm itirazına rağmen önce 750 bin liraya bir tekne almış, bunu satarak 4 milyon 500 bin avroya yeni tekne almış ve tekneyi Malta'da elit yayıncılık adına kayıt ettirmiştir. Ferretti 100 ART model teknenin Malta bayrağı taşıdığı ve bu tarihte Göcek marinasında olduğu kaydediliyor. Taşkesenlioğlu'nun tekneden haberi var. Tekneden Taşkesenlioğlu'nun haberinin olduğu anlaşılıyor. Dilekçede Taşkesenlioğlu'nun bu kadar yüksek bedeli nereden buldun diye sorduğu banın kredi çektim diye karşılık verdiği ifade ediliyor. Dilekçeden Müvekkil bilgisi dışında böyle bir kredi çekilerek borçlanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğinde ağır hakaret ve söylemlere maruz kalmıştır. Öyle mi değil mi bilmiyoruz. Verdiği paralarla yapılan alın satım işlerine ortak edilmeyen Taşkesenlioğlu'nun tekneye ilişkin bilgi ve belge istemesi hatta tekne kaptanı ve personelle görüşmesi bile ban tarafından yasaklamış banla gözaltına alınmadan iki gün önce yaptığımız sohbette tekne iddiasını sormuştum. Ban, tekneyi finansal kiralama yoluyla kredi çekerek aldığını ve iade ettiğini söyledi. Taşkesenlioğlu'nun parasıyla mı aldınız diye sorunca Ban, olmayan parayla nasıl alacaksınız dedi. Anlıyorum ki tekneyi iade etmemiş. Eti'den de ihale almış. Ban'ın tekne kaptanının yanı sıra şoförü Ahmet Karakaş da gözaltına alındı. Karakaş, Van için özel bir isim. Çünkü Mengen ve Dentak adlı şirketleri kağıt üzerinde ona devredecek kadar Karakaşa güveniyor. İddiaya göre polis Karakaş'ın Ankara'daki evine baskın yaptı. Karakaş'ın eşi ve baldızı bazı belgeler yakarken yakalandı. Merak ediyorum. Acaba yakılan ya da yakılmak üzereyken ele geçirilen belgeler arasında Maya Araştırma Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ticaret Limited şirketine ait olanlar da var mı? Çünkü Zehra Taşkesenlioğlu ve kız kardeşi Nesrin Kakırman'a ait olan Maya 10 Ekim 2019'da Karakaş'a devredildi. Şirketin Karakaş'a geçirildiği tarihte Eylül-Kasım 2019 arasında bir kamu kurumu olan Eti Maden İşletmeli Genel Müdürlüğü'nden Üretim, Yönetim ve Uzmanlık Eğitimi Programı'nın ihalesini aldı. Bu tarihten bir yıl önce de Eti'nin Kurumsal Gelişim Eğitimi Programı'nı üstlendi. İki ihale alınırken Taşkesenlioğlu'nun milletvekili olduğunu hatırlatmam gerekir. Karakaş, Maya'nın 20.000 hissesinden 19.999 adedini 2020'de Banın Ağabeyi Ünal'a verdi. Durum değişmedi. Çünkü ikisi de paravan isimlerdi. Şirketleri gerçekte ünsal ban yönetiyordu. Ayrıca Taşkesenlioğlu'nun bu trafikten haberdar olmaması mümkün değildi. AB'yi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun sermaye piyasası kurulu başkanı olduğu tarihte banın maya üzerinden borsada hisse alım satımı yaptığını, ücret karşılığı danışmanlık hizmeti verdiğini biliyor olmalı. İtirafçılar susturuluyor. Ban, eşinin görüntülerini gizlice çekip Peker'e göndermekten, tehdit ve şantaj suçlarından dört gündür gözaltında. Ban, eşi ve kayınbiraderi hakkında ifşaatlarda bulunacağını söylemişti. Diğer taraftan, SPK'nın şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı. Sanki bir numaralı şüpheli, eski SPK başkanına ulaşmak için Zehra Taşkesenlioğlu ile Erzurum'da görüşen ve rüşvet istendiğini iddia eden Mine Tozlu Sineren olacak. Bağımsız Türk yargısı her zamanki gibi iktidara değil, iktidar sahiplerinin bulaştığı suçlar için tanıklık bildirene ve itirafta bulunana dokunuyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndeki usulsüzlüklerden ötürü hakkında 18 dava açılırken bir gün gözaltına alınmayan ben, konuşacağım dediğinde dağ yollarında izi sürülerek yakalanıyor. Kendisinden rüşvet talep edilenler Beştepe'deyken Sineren savcılığa çağrılmayı bekliyor. Boşanma davası dilekçesine bile özel hayat gerekçesiyle yayın yasağı getiriliyor. Taşkesenlioğlu milletvekili olduğu için dokunulmazlık zırhına güveniyor mecliste çoğunluğu elinde tutan Cumhur İttifakı'nın dokunulmazlığını kaldırmayacağını elbette biliyor. Belli ki ayakkabı kutusu içinde rüşvet alanların, kravat kutusunda hediye kabul edenlerin, bileğine 700 bin liralık saat takanların aklanmış olmasına güveniyor. Başörtüsüyle bunca haramı örteceğini sanıyor. Fena halde yanılıyor. Artık AK Parti'nin teknesi su alıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.